yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Bahçıvanı atlatıp arabayı yürüttüm. Beni köşke bağlamak istiyorlar. Buna bir son vermem lazımdı. Bıraktığın mektubu alınca deliye döndüm. Niye böyle bir şey yapmak istedin? Sigorta parasını dedeciğim alır, doktor tatiline devam eder, sen de paranı boş yere harcamamış olursun. Böyle konuşma! Paranın bence önemi yok. Seni iyileşmiş görmek için her şeyimi veririm. Sen bir melek Süngül. Ama beni unut. Kimseye yük olmak istemiyorum. Emekleyen bir çocuk kadar acizim. Sana bir çocuk gibi bakacağım ben de. Hem yakında iyileşeceksin. Bu sabah doktorla biraz atıştık. Eski nişanlımdan söz etti. O mesele hala seni üzüyor mu? Kalbim de bacağım kadar duygusuz olsaydı üzülmezdim. Ondan bahsetmek belki de iyi gelir sana. Nasıl bir kızdı? Saçları senin saçların kadar yumuşak, teni de senin teninden farksızdı. Pürüzsüz, ipek gibi. Ama kalbi seninki gibi değilmiş. Tam 3 yıl gezdik. Sonra bir gece onu öptüm. İlk ve son öptüğüm kız odur. Genç ve yakışıklısın. Daha birçoklarını öpersin. Her şeyiyle ona benzeyen güzel bir kızı öpmek isterdim. Çok kötümserdi. Moral eğitimine ihtiyacı var diye düşündüm. Kuvveti maneviyatım bozuldu doktor. Berbatım ben, çok berbatım. Sana iyi gelecek şey güneş, arzu ve su kayağıdır. Su kayağı mı? Su kayağı. Evet, su kayağı. Hey! Hey! Bittim! Mahvoldum! Hey! Ama doktor, Selim yorgunluktan mahvoldu. Paranızın boşa gitmesini istemiyorsanız, lütfen tedavi usullerime müdahale etmeyin. Daha 1 saat suda kalması lazım. Onu öpmekle tıbben en büyük kötülüğü yapmış oldunuz. Anlattıklarından sonra ona öyle acıdım ki, hayatında bir tek defacık öpüşmüş zavallı. Onun için en zararlı şey merhamet ve aşırı yakınlık göstermektir. Çalışırım ama hislerimi gizlemek pek kolay olmayacak. Onun durumundaki birine de kim olsa yakınlık gösterir. Doktor bey, ne biçim tedavi bu? Hocam, meşhur Hintli doktor El Azzam Vel Abdurrahman'ın kendi buluşudur bu. Ya. Yok, arkana bakmamalısın. Onun iyiliği için olduğunu bilmesen çok üzülürdüm. Mükemmel! Hala yılmış, bizi takip ediyor. Bu kadarına dayanamayacağım doktor. İşkenceden farkı yok yaptığımızın. Bilakis, en tesirli ve çabuk sonuç sağlayan tedaviyi tatbik ediyoruz, endişe etmeyin. Sivil pilotum, ufak bir kaza. Onlar kim? Kız eskiden benim sevgilimdi. Sakatlığımdan faydalanıp elimden aldı. Sözde arkadaş olacak.
Kızın yakasını bırakıp bana döneceğinden eminim. Kart Züppe'nin insaniyetten hiç nasibi yok anlaşılan. Utanmadan da aramızdan geçip gitti. Temiz bir sopa çekmeli ona. Bu akşam da beni zorla otelin pavyonuna götürecek. Tabii ben dans edemeyeceğime göre, Gül'le o dans edecek. Çocuklar, ona öyle bir oyun oynayalım ki bu onun son dansı olsun. Evet. Bu piknik Selim'e çok iyi gelecek. Selim için biraz fazla yorucu olmuyor mu doktor? Olabilir, fakat iradesi kuvvetleniyor. Herhalde bu akşam artık pavyona gitmeyiz. Bilakis, baş başa dans edeceğiz ve onda kıskançlık hissi uyandıracağız ki o da bu durum karşısında... Vallahi doktor, bu sizin tedavi usullerinize hiç aklım ermiyor. Evet, biraz acayiptir acayip olmasına ama tesiri çok görülmüş. Beklettim, özür dilerim. Bilakis, çok çabuk değiştirdiniz. Böyle üzülmemelisiniz. Bugün hayli ilerlettik tedaviyi. Kendi hesabıma da teşekkürler. Nefis bir gün geçirdim sayenizde. Şu tedavi de bitse artık. Yoksa tahammülüm bitiyor. Babam möbleyi satarak aldığı 10.000 lirayla mükafat parası 5.000'i göndermiş. Aha. Ben de kürkü satacağım yarın. 20.000 liranız hazır demektir. Ne möblesi, ne kürkü? Sen neden bahsediyorsun Allah aşkına? Möbleyi de, kürkü de mükafat olarak verdiler. 5.000 lira nakit para da ayrı. Kime ne mükafat olarak verdiler? Tütüncüler Kooperatifi'nin tertiplediği yarışmada tütün kraliçesi seçildiğim için bana verdiler tabii. Yani sen kraliçeliği bir müsabakayla mı kazandın? Kraliçeliği, möbleyi, kürkü, bu seyahati ve 5.000 lira da para. Şimdi elimde hiçbir şey kalmıyor ama gene de memnunum. Sayenizde Selim iyileşip yürüyebilecek ya. Peki sen hakiki kraliçe değilsen... TÜTAŞ Birliği'nde sekreter olarak çalışıyorum. Demek TÜTAŞ Birliği'nde sekreter ha? Kız meteliksiz bir sekretermiş. Bahsimiz de kendiliğinden düşer. Bahsimizden vazgeçsek bile Gül'deki binlikler var. Zavallı kızın birkaç kuruşuna mı göz diktin? Birkaç kuruş dediğin 20.000 kağıt arkadaşım. Vakti zamanında 200 kağıda bile vurgun diye baktığımızı unuttun mu? Öyleyse sadece kızın üstüne bahse girelim. Kız kime kalırsa 10.000 lira verecek. Gerisi umurumda mı? Gül burada yok, bu numaraya ne lüzum var? Bir defa havasına girdim, hem hoşuma da gitmeye başladı. Bu eşek arıları da ne inmesi? Prens El Keskin Hazretlerinin gönüllü refakatçileridir belki. Bu ne rezalet, yolu açın da... Asıl sen gözünü aç, züppe mütekaidi. Bak ne kıyak bir numaramız var. Ondan sonra doktor seni köşke götürmemiş miydi? Götürdü ama uyuyamadım. Seninle konuşmam lazımdı. Yeniden yürümemi ister misin? Tabii. Dünyada en çok istediğim şey bu. Fakat reddedilmekten korkuyorum. Bu sefer de hayal kırıklığına uğrarsam benim için dünyanın sonu demektir. Böyle söyleme. Hayata bağlılığım senin yüzünden. Gene kırılırsam kendimi öldürürüm. Yalvarırım böyle konuşma. Elimde değil, korkuyorum. Niye? Aşkımın karşılık görmemesinden korkuyorum. Korkma, göreceksin. Ben seni seviyorum. Hayır, bana acıdığın için böyle konuşuyorsun. İnan bana, seni seviyorum Selim. Koltuk değneklerini bırak. Onlar olmaksızın yürümeye çalış. Benim için, aşkımız için. Hayır, hayır, yapamayacağım. Yaparsın. Bir kere dene. Devam et Selim. Devam et. Yürüyorum. Elbet yürüyorsun. Hadi, bana, bana gel sevgilim. Gel bana. Yürüyorum. Gel. Bana bu gücü sen aşıladın sevgilim. Sırf sana ulaşmak, kolların arasında olabilmek arzusuyla başardım bu işi. Benim payım yok mu bu işte?
Bu mucize sizin eseriniz. Doğru, doktor hakikaten mucizeler yaratan bir adam. Artık ben de buna inanıyorum. Artık gidelim. Bu gecelik bu kadar yürüyüş yeter. Fazla açılmamalısın. O genç şeytanlardan nasıl kurtuldun ya? Şeytanlık mesleğinin daha eski bir mensubu olarak köşkte hızlı bir parti vaat ettim kendilerine. Bol viski ve striptizli bir tatlı hayat partisi. Uno, dos, one, two, three, cuatro. Dikkat edin arkadaşlar, tanıştırıyorum. Pes Necmesi yazarlarından kıymetli, haşmetli yazarımız Ecis Bolcarto. Hoş geldiniz dostumuz. Son zamanlarda hangi gazetede çalıştığını bir türlü tespit edemediğimiz kıymetli sinema yazarı Ahlat Örgüç. Bana bak Bolcarto, şu senin fotoğraf atölyesine götürüp çıplak resmini çektiğin kız hangisi? İşte şu, mini etekli kız. Ya şuradan bana da bir kız ayarlasana. Oh, orası kolay. Dikkat! Amca Bey ve tüysüz de teşrif ettiler, buyurun. Vay canına, bizimki koltuk değneklerini silkelemiş. Tıpış tıpış yürüyüşünün şerefine dostum da partinize katılacak. Ben dönünceye kadar size emanet ediyorum onu. Bakarsınız artık yürüyorum diye havalanır. Sen merak etme amca. Otur şu köşeye de bedava bir atraksiyon seyret. Benim atraksiyon seyretmeye zamanım yok. Bırak! Bırak! Arkadaşım bu atraksiyon mecburidir. Hırt! Haftaya Antalya Film Festivali'ne gidiyoruz değil mi? Ayıp ettin be Bolcarto. Jürinin en kral üyesiyim. Kazanacak filmleri bile şimdiden seçtim. Şimdiden mi seçtiniz? Festival başlamadı bile. Festivalden sonraki yazım bile şimdiden yazmışım. Yazımın başlığı da Utanç Duvarı. İyi mi arkadaşım? Oo, maşallah Hürgüç Bey. Desenize bugünden yalan makineniz çalışmaya başladı. Bizim mesleğimizde hakikat okuyucu için enteresan değildir. Diyor Ecis Bolcarto. Diyor Ahlat Örgüç. Telefon etseydim. Tedaviyi unutma. Tavsiyelerimi kelimesi kelimesine tuttuğun için iyileşti. Doğru. Siz her zaman haklısınız. Yanılmış olabilirsin hem. Duyduğun his aşk mı bakalım? Acımakla aşkı karıştırmak dünyanın en eski yanlışıdır. Hayır. Onu sevdiğime eminim. Öyle de olsa biraz uzaklaş. Seni gerçekten seviyorsa peşinden gelir. Hem yürümeye başladı. Tedavi ücretiniz? O ne olacak? Ona acet kalmadı artık. Ona yaptıklarınızı asla unutmayacağım. O da hiç unutmayacaktır, emin ol. Ben gideyim.
Kaçmaya kalkınca başka çare bulamadık. Vapur düdüğünü duydun değil mi? Gül bu vapurun içinde. Senden ve dolaplarından kurtuldu. Öğleden sonra İzmir'e uçakla gidiyor. Çözün şunu. İnanmıyorsa gidip kendi öğrensin. Bir mektubunuz var. Gül Hanım'a bir oda verin. Bağ üstüne. Gene aynı odayı veriyorum. Teşekkür ederim. Gel canım. Patron! Patron kalk! Hadi! Hadi kalk! Hayrola, çabuk ol, sabah çabuk! Sabah ne var Cüngöz? Peşinden mi kovalıyorlar? Ne sabah patron, öyle ne oldu? Meseleyi öğren, seni de ateş basacak. Her şey bitti. Firmamızın iflası demek bu. Çakalı bu sabah Gül'ün odasında görmüşler. Vay canına! Şimdi tek ümit kalenin dayanmış olmasında. Gül'den kale mi olur? Belki de aralarında hiçbir şey geçmemiştir canım. Tabii! Belki birbirlerine şiir okuyarak sabahı yaptılar. Belki de 66 oynamışlardı. Partiyi kaybettik desene. Vapurdan denize düşmesini istemezsin. Susta Kazım'ı çağırayım bırakmazsın. Şimdi de tabanca kullanmama müsaade etmiyorsun. Bu gidişle adayı aynı marka külhaneler dolduracak. Kazanacağını ummuyorum. Gene de tebrikler. Bir aslan gibi kabarsan da yeridir. Aksine sırılsıklan bir fareyim ben. Dün gece kızcağızın hayatını mahvettim. Yoksa içinde vicdan mı tomurcuklanıyor? Ona karşı öyle alçakça davrandım ki kendimden nefret ediyorum. Doğru. Onun gibi bir kıza bu yapılmazdı. Düşün, suyu sıkılmaya hazır bir üzüm salkımı gibi elimin altındaydı. Ama ona dokunmadım. Evet, dokunmadım ona. Aşk denilen görünmez kaza beni de çelmeledi nihayet. Evlenmeye karar verdik. Ha? Evlenmeye mi? Ona karşı metodun hiç şaşmamalı. Unutma, kadife eldiven içinde çelik yumruk metodu. Gül'ü vahşi hayvan terbiyecisi mi zannediyorsun sen? Bir zamanlar aslan kükremesini taklide yeltenen, kendini kurt diye yutturmaya kalkışıp dişlerini gösteren bir tanıdığım vardı. Sonunda bir kelebek olduğu çıktı ortaya. Cici bir kız onu tam kalbinden iğneleyiverdi. Kendilerini çok tecrübeli zanneden bu ihtiyarların masalları bitmez sevgilim. İyisi mi vapura binelim biz? Diplomanız olmasa da tedavi metodunuz harikaydı. Doğrusu böyle bir neticeyi ben de ummuyordum. Son reçetem de şu, hacı dedeni unutmaya bak. Evli bir erkek, kendi işini kendisi görecek kadar büyümüş sayılır artık. Öp bakayım. Öp! Oo. Merak etmeyin, boğulmazsınız hanımefendi! Bakın orada simit var, simite tuturuverin! Patron, adamızın yeni misafiri nasıl buluyorsunuz? Rezalet! Suratı öyle ama... Çok mu zengin yoksa? Oo, bildiğiniz gibi değil! Böylesi adaya hiç gelmedi! Görmüyor musun, kadın boğuluyor, hala duruyoruz! Durun, prens hazretleri tuturun, hasta olacaksınız, yapmayın! Yapmayın, hasta olursunuz! Soğuktur, eyvah, eyvah, hasta olursunuz! Prens hazretleri, hasta olacaksınız dedim!
Bana prens diye hitap etmemeni sana kaç defa söylemiştim! Ah, prens mi dediniz? Bir prens tarafından kurtarılmak! Aman yarabbim, romantik! Merak etmeyin hanımefendi, ağırlık vermesin diye çıkartıyorum bunları, evet! Patron, boşuna uğraşıyorsun, çık Allah aşkına! Bunlar sahte inciler! Patron, ben bu kadın, o kadın demedim ki! Bakın, geliyor orada işte! Kutsal davamıza büyük yardımda bulunacağından eminim. Tabii! Avucunu yalar, ben senin bildiğin kadınlardan değilim, her kuşun eti yenmez, çapkın!